nedenlerini de söyleyeceğim hiç kuşkusuz ki bakalım İlyas Hoca ne düşünecek o konuda niye bütün bunlar oluyor 100. yılına geldi bu cumhuriyet ve biz hala niye böyle bir durumdayız şimdi bir Meral Hanım'ın bu bağlamdaki konuşmasını sizlerle bir kez daha buluşturacağım bugün izleyemeyenler vardır hiç kuşkusuz ki düşüncemi paylaşmak istiyorum bu olan bitenlerle ilgili olmaktan daha çok Meral, Meral Hanım'ın Yükselen bir partinin genel başkanı olmuş olması nedeniyle söyledikleri ve söyleyecekleri tabii ki önemli ve bizim açımızda önemli. Sonuçta biz burada program yapıyoruz. Peki efendim o zaman müsaade ederse İlyas Hocam şöyle başlayayım. Yani niçin bir türlü bizim siyasal partilerimizin gerek kendi içlerinde gerekse genel çerçeveye baktığımız zaman demokratik bir kültür doğrultusunda hareket etmekten daha çok arkayık daha çok böyle ilkel davranışlar sergilenmesi tercih ediliyor. Hiç kuşkusuz ki bunlar siyasal parti olduğu için belli bir tabanları var. Tabanların belli bir kültürleri var. O tabanların bir refleks talepleri var. Onun doğrultusunda olabilir ama ben işin o kısmında değilim. Ben işin şu kısmındayım. Bizdeki siyasal partilerin kuruluşu 1908 sonrası. Yani Avrupa'ya göre baktığınız zaman biraz geç kalmışız gibi görünüyor. ABD'ye göre kuruluşlara baktığınız zaman evet biraz geç kalmışız gibi görünüyor. İkinci meşrutiyet sonrası. Ama sonuçta biz parti kurmaya, çok partili yaşamaya, parlamento sisteme, anayasaya falan kültürel olarak alışığız. Batı ile aramızda 80 yıl falan fark var bu bağlamda. Sonra ya daha biz mütareke döneminde bile kaç tane parti kurmuşuz kültürel olarak bırak meşrutiyeti mütareke döneminde bile. Sonra işte Cumhuriyet dönemi evet kurulmuş terakkiperver işte Cumhuriyet Fırkası ama Yaklaşık bir yıl sonra kapatılmış. Hürmet Halk Parti evet yaşayıp geliyor. Liberal Parti dediğimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. 3 <laughs> ay yaşamış. Atatürk'ün emriyle kuruldu, Atatürk'ün emriyle kapatıldı. Kap Doğru. O dönemde yine kurulmuş bir iki tane daha küçük partiler var ama onları çok konuşmuyoruz. Sonra gelmişiz. İşte Soğuk Savaş dönemi dediğimiz dönem. Tek parti yaşama devam etmiş. Onun içinde de yine aynı şekilde çatışmalar başlamış. Bu çok doğal. Demokrat Parti ortaya çıkmış. Çok partili siyasal rejim. Çok partili ilk etapta 24 parti kurulmuş. İlk etapta daha yani soğuk savaş dönemi çok partili sisteme geçiyoruz demişiz. 24 parti doğum patlamış bir anda. Doğal çünkü yıllar yılı CHP'nin tek parti döneminde bastırılmış. Düşünceler bastırılmış, davranışlar bastırılmış. İfade özgürlüğü tanınmamış. İşte yazarlar öldürülmüş. Hapishanelere atılmış efendim gazeteler üzerine baskı kurulmuş. Tamam o savaş koşulları iç o atmosferde belki bütün bunların hepsi kabul edilebilir. Cumhuriyet yeni, demokrasi, demokratikleşme nedir ne değildir kültürel yok. Ama be bir birader ya. 1950 itibariyle yürüyüp gelen bir demokrasi hayatımız var. Çok partili sistemle. Bugün Yargıtay'ın sitesine göre 103 parti görünüyor biliyor musun? Evet. Aklı, Her günde artıyor. Akla ziyan bir şey. Yani Kayın kayınvalidesine kızan parti kurmuş, baldızına yaranmaya çalışan parti kurmuş, kumarhane açmak isteyen parti kurmuş, böyle zırva saçma sapan bir hale gelmişiz. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani şey, parti başkanına kızan parti kuruyor. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Arası, Parayı da nereden buluyorlar onu bilmiyorum. Siyasal gerçeği bu yani. Yaşa. Bravo. Zaten getireceğim ana mesele umut. Şimdi ben de benim çevremde, büyüklerde, yaşı daha ileri olanlarda soruyorlar sokaklarda da hani bu niye bu niye bu niye diye. Efendim bakın şu kabul edilebilir. Zaten bir siyaset bilimci olarak da söylüyorum. Şu kabul edilebilir. Bizim cumhuriyetimiz henüz yüz yaşına çok genç. Çok genciz. Üstelik de biz başka cumhuriyetlere benzemiyoruz. Sebebi şu. Biz bir imparatorluğun bakiyesi olarak geldik. Aşağıda başka bir kültür var. O kültürü henüz terk edemiyoruz biz. Yani o kültür ne? Sultan, saltanat, han. Henüz daha biz onu terk edemiyoruz. Tek adam sistemini henüz terk edemiyoruz biz. Hani bugün kuruluyor. O bir kültürün devamı. İkincisi büyük bir çatışma var. O büyük çatışma neyle ne arasında? O büyük çatışma şu. İslami kültür, yaşam biçimi, içselleştirilmesiyle gayrimüslim unsurlarla çatışma imparatorluktan 1839'dan beri o devam ediyor. İkincisi Batı ile Doğu arasındaki çatışma. çatışma. Bir türlü biz bunu senteze ulaştıramadık. Evet. İşte do o bütün ne bu kadar literatür yaparsanız yapın o yaşantı gerçek olan bu. Değil mi hocam? Şimdi şimdi ne oluyor bu? İşte bu geldi, partilerin içine yansıdı. Tam dedik ki 1950 sonrası 60'a doğru 10 yıl geliyor işte şu bu. Hani parti içi demokrasi, demokratikleşme falan oluyor. Ülke askeri darbeleri peş peşe tepemize yemeye başladık. Niye? İşte ABD, niye NATO? Burada demokrasi olmasını istediler mi sorusunun yanıtı şu. Kesinlikle istemediler. Sebep, Orta Doğu'da hangi ülkede demokrasinin olmasını istediler? İsrail'i kenarda tutuyorum, o çok özel bir proje. Ki o da biliyorsun din devleti zaten. Evet, o da din tabii, devleti. Tabii, tabii, evet. O da din devleti. Şimdi niye demokrasi istemezler? Yahu şunun için istemezler. Demokrasi olduğunda kararı meclisler, güçlü parlamentolar verecek. İşte 3 Mart'ta biz bunu biz bunu yaşadık. Değil mi? 1 evet. Mart tescil istediğimiz tescilde yaşadık. Bütün milletvekilleri karşı çıktı. Yaşa. Geldi. Ya, yaşadık işte. Bak parlamento geldi, hayır dedi buna. Dolayısıyla bunun intikamı peş peşe geldi bildiğimiz o davalarla. Şimdi Ortadoğu'da ha, da hatta YPG ile geldi. Hepsiyle yani. birlikte. Tabii hatta. tabii tabii. Onun arkasından peş peşe patlattı ya. ABD. Efendim, şimdi geri dönüp Ortadoğu'ya baktığımız zaman emirlikler, sultanlıklar, e kararı onlara verdirtiyor. ABD'nin elinde hepsi birer robot, hepsi birer bir Niye Niye demokrasi, demokrasi olsun. birer kukla. Niye demokrasi olsun? Heh, şimdi Türkiye kendi özel çabasıyla bakın kendi ya bunu ne olur bunu anlamalıyız biz kendimizi anlamalıyız. Özel çabamızla biz demokratikleşmeye çalışıyoruz. Özel çabamızla buna müsaade etmiyorlar. Ayrıca da şunu söyleyeyim ondan sonra İlyas Hoca'ya bırakayım bu konuyla ilgili düşüncesini paylaşmayı arzu ederse ben de büyük keyif alacağım dinlemekten kendisini bu konuyla ilgili olarak ki arkadan Akşener'in konuşmasıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Efendim Bakınız, efendim, ABD başta olmak üzere, NATO'nun bütün ülkeleri dahil söyleyeceğime, Rusya'sı, Çin'i, kimi düşünürseniz düşününüz. Türkiye'de siyasal iktidarda, ister layık dünya düşüncesini savunan, ister seküler dünya düşüncesini savunan, isterse anayasasında ateizm yazsın. O partinin, partinin iktidarda olmasıyla dinci, layıklık karşıtı, siyasal İslamcı, ihvancı adına ne koyarsanız Olması arasında, bunlar için hiçbir fark yok. Tek koşulları var. Kullanabiliyor muyum, kullanamıyor muyum? Bravo. Yoksa senin ülken umurlarında bile değil. Evet. Umurlarında bile değil. Dolayısıyla işte bizim şimdi mevcut partilerimizin de şu anda mevcut olanların da ya lütfen ne olur parti başkanları, lütfen ne olur ya bu gerçeği biliyorsunuz, içinde yaşıyorsunuz. En tecrübeli olan Devlet Bey, şu anda Devlet Bey'den daha tecrübeli bir parti lideri yok zaten evet. şu anda. Üstelik de devleti bilen bir Devlet Bey var, bir devleti bilen Kemal Bey var. Onlar devletten geldi ikisi de. O zaman peki eskilerin deyimiyle suhulet, yeni ifadeyle niçin bir sük sükunet zemini üzerine oturtulmaz, oturtmazlar da bu çatışmaların önü açılır. Neden? ha İşte bu neden... Yanıtı bende yok İlyas hocam. Bende var. Heh, bak bunun gerçekten bende yok bunun yanıtı. Bende var. Buyur. E i̇stersen neden? Yani iyi bir yerden mi başladın? Çok Bilmiyorum güzel yerden ama. başladın aslında. Neden biliyor musun?